Arkadaşlar selam. Araçtaki akünün bittiğini nasıl anlarsınız? Şimdi size çok pratik, çok işinize yarayacak bir yöntem göstereceğim. Araçtaki akünün bittiğini bu yöntemle çok pratik bir şekilde anlayabileceksiniz. Uygulama yöntemi şöyle. Aracımıza geldik. Araçtaki kontağı açıyoruz. Havanın karanlık olması gerekiyor. Fardan faydalanarak akünün bittiğini anlamaya çalışacağız. Işıkları kapatalım arkadaşlar. Kontağı açıyoruz. Arkadaşlar açık. Uzunları yakıyoruz. Bakın uzunları yaktım. Marja bastığımızda eğer farlarımız sönüyorsa, sönümleniyorsa ya da fasılalı bir şekilde, zayıf bir şekilde yanıyorsa akünün bittiğini anlayabiliriz. Şimdi bu aracı deneyeceğiz. Bakın şimdi şu anda uzunlar yanıyor. Marja bastım. Bakın ufaktan bir kısılma olsa da farımız yine yanmaya devam etti. Şimdi bir uygulama daha yapacağım. Kapat abi ışıkları. Şimdi bakın tutabiliyorum. Uzunları yakıyorum. Marşa bastım. Gördünüz mü? Farda herhangi bir kısılma olmadı. Bozuk bir aküde, bitik bir aküde farlar böyle kapanır. İyice kapanacak noktaya gelir. Dolayısıyla bu yöntem sayesinde akünün bitik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Bunun yanında bir yöntem daha var arkadaşlar. Marş yöntemi. Marşa bastığınızda böyle zayıf döndürüyorsa, marş motoru zayıf dönüyorsa yine aküden şüphelenebilirsiniz. Akünün bittiği anlamına gelebilir. Peki akü niçin biter? Bununla ilgili de kısa bir bilgi vereyim size. Arkadaşlar birinci sebebimiz akünün miadı, ömrü dolmuştur. Ne kadar çok marş basıldıysa, ne kadar çok aküden faydalanıldıysa, kullanıldıysa akünün ömrü o kadar kısalacaktır. Dolayısıyla birinci sebep akünün ömrünün bitmesi. İkinci sebep akünün kullanılmaması. Kullanılmaya, faal olarak kullanılmayan akülerde bitme olur. Çabuk biter, ömrünü tamamlar, değiştirmek zorunda kalırsınız. Bunun yanında arkadaşlar aracınızda bir elektrik kaçağı vardır. Kontağı kapattığınız halde bir saat sonra, bir gün sonra bir bakarsınız akü böyle zayıf basar, bitmiş gibi davranır. İşte burada araçtaki o elektrik kaçağını bulmanız gerekir. Kontak kapalıyken hiçbir elektrik tüketen bir aygıtın, bir kaçağın olmaması gerekir. Bu da akünün sanki böyle bitmiş gibi hissiyatı verir. Ama akümüz sağlamdır. Araçtaki elektrik kaçağını bulmamız gerekir. Bir diğer konumuz da şarjla ilgili problemlerden dolayı sanki akü bitik gibi davranır. Halbuki akümüz sağlamdır ama tam şarj olmuyordur. Şarjla ilgili problemlerimiz vardır diyelim. Pratik bilgiler vermeye devam edeceğiz. Sorularınız varsa lütfen yazmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.